Hale, senden bugüne kadar hiçbir şey istemedim. Şimdi, bunu kimseye söylemeyeceksin. Bu sırrı sonsuza kadar saklayacaksın. Ben de bunun karşılığında sen ne istiyorsan yapacağım. Bu kadar mı yani? Susacağım ve ne istersem yapacaksın. Evet. Tamam. Susarım. Kimseye bir şey söylemem. Ama tek bir şartla. Benden boşanmayacaksın. Ne diyorsun sen Hale? Duydum. Senden boşanmak istemiyorum. Sen bilirsin. Yoksa gider her şeyi polise anlatırım. Hale, bu şartlarda bir evliliği nasıl sürdürürüz? Seni seviyorum Taylan. Anla artık bunu. Seni çok seviyorum. Hayır Hale. Sen beni sevmiyorsun. Eğer sevmiş olsaydın bütün bunları yapmazdın. Taylan, biz birbirimizi çok sevdik. Bana nasıl aşıktın hatırlasana. Sonra rüya gitti. Ben bittim. Sen de beni unuttun. Biliyorum sana eskisi gibi olamadım. Ama elimde değildi. Gitgide uzaklaştık birbirimizden. Ama ben seni sevmekten hiç vazgeçmedim ki. Ama sen beni görmüyordun. Beni gör istedim. Her gün, her gece, her an. Ben buradayım diye çığlık attım. Ama sen duymadın. Bu sevgi değil Hale. Anlamıyorsun hala. Hasta falan değilim ben. Sadece seni çok seviyorum. Sensiz olmayı göze alamam. Sorunun cevabına gelirse, sensiz olmaktansa böyle bir evliliği sürdürmeyi tercih ederim. Karar senin. Gece gece yaptıklarına bak. Bir de oğluşumu alacaklarmış. Hiç bırakır mıyım çocuğumu size? Merak ediyorum ya, ne konuşuyorlar acaba? Ay bilmiyorum, ben gidiyorum. Taylan. Dayı. Tamam, hallettik. Ne oldu peki? Bir şey olmuş, ne oldu? Tamam, sorun yok. Tamam dedim yani. Evet. Bir şey söylemeyecek. Sırrımızı saklayacak. Ne oldu, ne söyledin, nasıl ikna ettin yani? Hallettim işte Çetin. Siz peki? Hadi siz gidin. Tamam değil mi yani? Tamam, biz arkanızdan gideriz. Hadi. Kimse bilmeyecek. Eskisi gibi olduğumuzu düşünecekler. Birbirini seven mutlu bir çift gibi. Bu evcilik oyununda gerçekten mutlu olabileceğine inanıyor musun Hale? Hemen değil belki ama sonra olacak. Ben bunu evliliğimizi kurtarmak için yapıyorum. Bu dediğini hiçbir zaman olmayacak. Asiye ile Çetin'in sırrını saklaman koşuluyla bu oyunu kabul ediyorum. Tamam, senden boşanmayacağım. Ama bu hiçbir zaman gerçek bir evlilik olmayacak. Hmm.
Sonunda gerçek bir evlilik olacak, göreceksin. Salim abi böyle Turacan'ı götürmeye çalışınca benim içim cız etti Beyaz. Sanki benim çocuğumu götürüyorlar. Ay, tamam abla, götüremedi işte babası. Üzme artık sen de kendini. Düşününce hala kötü oluyorum. Abla, bak darılmaz sen gücenmezsen ben sana bir şey diyeceğim. Bu Pervin abladan sen biraz uzak dursan. Baksana, sürekli onunla bununla adı çıkıyor. Bütün mahallenin dilinde. Ay ne bileyim abla, sen de yakın arkadaşısın ya. Biliyorsun işte milleti. Vallahi abla hiç acımazlar, adını iki paralık ederler. Hadi Pervin takmaz böyle şeyleri, umursamaz. Ama biz barınamayız abla bu mahallede. Allah korusun. Anca uyudu. Çocuğuma hasret kaldım ya. Ay neden? Çünkü başımızda bin tane olay var. Evet ya, hayatımız aksiyon filmine döndü resmen. Bayağı saçım gibi bir şey oldu. Asıl hale nasıl susmayı kabul etti? Ben onu düşünüyorum. Evet ya, onu ben de çok merak ediyorum. Dayıma sorarız bir ara. Hayır, o değil de hale Selen meselesini nasıl öğrendi esas? Harbiden ha. Allah kusura bakma ama benim bir numaralı zandım Mine. Yok artık. Yani. Gerçi Mine de dengesizleşti şu sıra. Yani düşmanız filan diyor baksana. Ya bayağı böyle kurtlar sofrasında ana yemek gibiyiz ya. Ana yemek mi? Evet. Bize hepsi toplanmış böyle. Berkant, Hale, Mine, Taylan böyle bizi yemek için bekliyorlar gibi. Taylan'ı o grubun dışında tut bence. Bak sen, neden acaba? Ay tamam bir şey demedim, yok bir şey. Kurtlar sofrasını sayıyordun sen. Sayarım, bu konuya geri döneceğiz ama. Baksana kızım bitmiyor. Ömer var, Aslan var. Tabii kızım, bunlar böyle 6 ay boyunca aç bırakılmış kurtlar gibi böyle dişlerini bilemişler. Sanki bizi yemek için bekliyorlar böyle. Biz de böyle tepsideyiz böyle asçet böyle yatıyoruz böyle tatlış tatlış. Böyle ağzında domatesle falan böyle yesinler diye bekliyor gibiyiz. Ara sıcakta ne vardı hocam? İşte yok, problem o. Ara sıcak yok. Meze yok, hiçbir şey yok. Bir tek biz varız. Çözeceğim ben ama halledeceğim bunları, merak etme sen. Benim yukarıda küçük bir hazırlığım var, hemen geliyorum tamam mı? Ne hazırlığı ya? Kızım ben bana inananı yarı yolda bırakmam. Bırakan da muhatap olmam. Vay. Ben sana bir söz verdim değil mi? En muhteşem evlilik teklifini yapacağım dedim değil mi? Şimdi onu yapmaya gidiyorum. Ya ben seni boşuna sevmedim ya. Tabii kızım. Bakalım Çetin Asiye nasıl bir evlilik teklifinde bulunacak? Flaş flaş flaş. Az sonra... Bir yere ayrılma. Tamam. Deli ya.